Merhabalar Çiçek Çiz takipçileri. Bugün size katmerli begonya ve rex begonyanın nasıl çoğaltıldığını göstermek istiyorum. Begonyalar hakkında bilgi vermek istiyorum ama öncelikle açılışı maviş çiçeğiyle yapmak istedim. Maviş çiçeğin bu şekilde yaz sıcaklarını atlattıktan sonra yeni yeni kendine gelmeye başladı. Tabii maviş çiçeği serin havayı sevdiği için çiçeklenme dönemi de başlamaya başladı sonbaharla birlikte. Dilerseniz biz bu şekilde devam edelim ve gelelim begonyalara. Evet, begonyamız bu şekilde. Katmerli begonya, gelin damat çiçeği de denmekte. Bunun hakkında birçok soru gelmişti. Ben de nasıl çoğaltıldığı hakkında size bilgiler vermek istiyorum. Hatta rex begonyamı da göstermek istiyorum. Nasıl çoğalttığımı size anlatacağım birazdan. Begonyalar yapraktan çoğaltılabilen bitkiler olduğu için, yani bir tane yaprağı kopartıp toprağa dikerseniz hemen filizlenmeye başlıyor uygun ortamı bulduğu zaman. Tabii ben rex begonyamı da göstermek istiyorum. Bu şekilde ben peçete yöntemiyle, bakın, şu şekilde bir yapraktan birkaç tane begonya ürettim. Hatta ben şimdi bunun ağzını açıp size göstermek istiyorum. Evet, ben bu begonyamı yaklaşık bir ay önce böyle bir tane peçeteyi ıslatarak, şöyle şeffaf bir kabın içine, üzerine streç kapatarak beklettim. Ve sonuç bu şekilde, bakın, şöyle şu gördüğünüz yeni bir begonya. Hatta şurada da gördüğünüz begonya köklenmeye başladı bu şekilde. Şöyle altını size göstermek istiyorum. Bakın, köklerini görüyorsunuz. Bu peçeteyle çillendi. Islak peçeteyle. Üzerine tabii streç, nemli bir ortam sağladım. Üzerine streç kapattım. Ve bu şekilde beklettim. Şunlar katlı begonyalarım. Bunları yeni bekletmeye başladım henüz. Yaprağımı ters çevirerek şöyle arka, şunu da gösterebilirim. Şöyle şuralarına çizikler atarak rex begonyanın. Buna da o şekilde yaptım. Böyle yaklaşık bir ay kadar beklettim. Burada da diğer rex begonyam var. Bu da peçete yöntemiyle çoğalttım. Ben bunu biraz bir şey yaptıktan sonra, yani büyüdükten sonra saksıya, toprağa aldım. Birkaç gündür toprakla buluştu. Yani birkaç gün oldu toprakla buluşalı. Bu da aynı şekilde. Birkaç yerinde kökleri var. Şöyle. Fazla da tabii altını artık açmak istemiyorum ama şu gördüğünüz yeni bir rex begonya köklendi. Şöyle şu şekilde, bakın, yaprağın altında köklenmeye başladı ve toprağa değiyor. Üzerine ben birkaç tane şöyle taş koyarak tekrar ağzını şu şekilde streç ile kapatıyorum. Biraz daha tabii büyümesi için, belki hani yeni bir ortama alışması için bu şekilde biraz daha naylonla bekleteceğim, yani streçle. Bir diğer çoğaltma yöntemine gelirsek, şu şekilde buradan bir tane yaprak seçeceğim ve yaprağı bir tane saksıya dikeceğim. Evet, şöyle bir tane yaprak seçtim. Makasla kesmek istiyorum. Şu yaprağı seçtim. Biraz kökünden kestikten sonra, bakın, yaprağım şu şekilde. Bu boyutlarda kestim. Ve böyle bir tane saksımın içine bunu dikeceğim. Şöyle elimle kaçmak zorundayım maalesef. Evet. Diyerek, resmini çekerek şu şekilde bitkimi buraya yerleştiriyorum. Evet, bunu ilerleyen günlerde tekrar sizinle paylaşırım eğer
filizlenirse büyük bir ihtimal filizlenecektir. Çünkü begonyaların birçoğu, yani çilli begonya da dahil, böyle yapraktan çoğaltılabilmekte. Evet, bu da benim pembe olan begonyam. Şimdi dinlenme dönemine geçti. Çok aşırı sıcaklarda biraz neredeyse bozulacaktı desem yeridir. Ondan ben şöyle iki tane dal koparttım çoğaltma yöntemi olarak. Ve buraya direkt diktim. Şöyle yapın. Siz de böyle bir tane dalını koparttıysanız bir gece bekletin. Böyle koparttığınız yer biraz şöyle büzüşsün. Ondan sonra böyle saksının dibine dikin. Diktikten sonra bir tane 0,5'lik su kabını, pet şişeyi böyle ağzına kapatarak sera yöntemi uygulayarak da çoğaltabilirsiniz. Ben buna sera yöntemi uygulamadım. Bu şekilde tutarsa denemek için. Bu da bu şekilde. Çünkü begonyalar biraz nemi sevdiği için nem hoşlarına gidiyor. Yani sukulent gibi bunlar da gövdelerinde su tutuyor. Çok fazla suyu sevmiyor. Çok fazla su koyarsanız zaten çürümeye başlıyor. Evet, bu kırmızı begonya. Bu şekilde. Begonya çoğaltma yöntemi hakkında vereceğim bilgiler bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.